بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، جماعة الشريفينيز مبارك ومحترم قدشترم الله تعالى صحتنا عافيتنا سيدكترينيزنا إن شاء الله şu ümmetin üzerinden şu belanın kalkmasıyla nice cumalara çıkmayı nasip eylesin. Tabi her cuma söylüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bizlerden, ümmetten özel isteği, özel ricası bana cuma günü selavatı çoğaltın diyor. İbn-i Cevzi de Bostanül Vaizin kitabında kim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme selavatı çoğaltırsa ona 10 tane ikram var. 10 tane ikram. Birincisi İhtâhunne salâtul melikil cebbâr. Allah-u Teala'nın rahmeti, mağfireti onun üzerine olur. Çünkü Allah-u Teala innallâhe ve melâiketehu. Allah ve melekleri ne yapar? Peygamberine salat eder. Allah-u Teala'nın salat nasıl rahmet etmesi, mağfiret etmez. Ve thâniyet, ikincisi şefaatun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail olur. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kıyamet günü bana en yakın olanınız, bana en çok salavat getireniniz buyuruyor. Üçüncüsü el-iktida'u bil-melâiketi l-ebrâr. Meleklere uyma, ittiba etme, onlarla aynı ameli yapma derecesine ulaşır ki innallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebi. Yani Allah ve melekleri peygamberine salat eder. Öyleyse mümin de, Müslüman da salat ettiği zaman peygamberin melekleriyle aynı dereceye, aynı ibadeti yapmış olur. Dördüncüsü ise muhalefet-i münafıkîne vel küffâr. Münafıklarla ve kafirlere muhalefet etmiş olur yani. Allah'ın emrine ittiba etmiş olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail olmuş olur. Meleklerle aynı ibadeti yapmış olur. Fakat münafıklara ve kafirlere muhalefet etmiş olur. Vel hamisetü beşincisi mahvul hatâya vel evzâr. Bütün günahların, hataların silinmesidir. Bütün günahların ve hataların silinmesini hatırlarsanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sahabenin bir tanesi, ya Resulullah duamın dörtte birini sana ayırsam, fazla yapsın da sen bilirsin ama fazla yapsın da ayır. Ta ki öyleyse her hepsini sana ayırayım dediği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse günahların affolunur, bütün sıkıntıların, dertlerin, kederlerin her hepsi de gider diyordu. Altıncısı gada'il havaci vel avtar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatı devam ettiği zaman bir Müslüman bütün sıkıntılar, dertleri ne olur? Gider yani. Hiçbir sıkıntı koymaz Allah'ın izniyle. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine biraz önce anlattığımız gibi sıkıntıların gider diyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yedincisi tenvir-i zavahir vel esrar. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz salavatı çoğalttığı zaman hemen kalbin, hemen iç aleminin gizli sırları çoğalır, nurlanır. Hemen kişinin yüzüne, yaşayışına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat getirdiği zaman bu yansır. Sekizincisi en-necatü min azabi daril bevvar. Cehennem azabından ne yapmış olur? Salavatı çoğalttığı zaman kurtulmuş olur. Kesinlikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail olacak o kişi yani. Dokuzuncusu duhule darur rahmet vel karar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in inşallah cennette onunla beraber olacak. Yani dokuzuncu. Çünkü bana en yakın olanınız cennet. Bana en çok salavatı getireniniz buyuruyor. Onuncusu ise selamul melikil gaffar. Allah-u Teala'nın selamı udhuluha biselamin aminin. Selametle cennete girin. Veyahut da Yasin'de geçtiği gibi selamun kavlen min Rabbir Rahim. Rab olan, Rahim olan Allah-u Teala'nın sizin üzerinize ne olsun? Selam olsun diye bu selamın gelmesi ki demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlerin kıyamette şefa bizlerle beraber yanında istiyor. Meleklerle aynı ameli yapmamızı istiyor. Münafıklar ve kafirlere muhalefet etmemizi istiyor. Cennete girmemizi istiyor. Cehennemden uzaklaşıp Allah-u Teala'nın selamını üzerimize olmamızı istiyor. Bunun için de ne yapmamız gerekiyormuş? Müşterim kardeşlerim bol bol salavat. Hele hele bugün cuma günü salavata yüklenmemiz gerekiyormuş. Ümmet-i Muhammed'in inşallah sıkıntıların defolması için de salavatı bol bol çekmemiz gerekiyor. Tekrar cuma-i şerifiniz mübarek olsun. Bugün salavatı aman ha aman unutmayın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.